savaş karşıtı tiyatro oyununa Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin çıkmadı. İki kere falan okumak gerekiyor anlamak için tam. Bir daha gireyim ben. Bir daha gir. Savaş karşıtı tiyatro oyununa Milli Eğitim Müdürlüğü... <laughs> Özür diliyorum. <laughs> bir daha gireceğim. <laughs> savaş karşıtı tiyatro oyununa Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin çıkmadı. Gülücük bak. Bu haberde bir şey olması lazım. Yani Değil mi? Bir Çok şey açık konuşuyorum. Lazım. Bu haberde bir şey olması lazım. Yani bu başlıktan ne anladın? Bizimle paylaşır mısın? Bir tiyatro oyunu var. Evet. Savaş karşıtıymış. Evet. Ee, oynanmak isteniyor ve Milli Eğitim Müdürlüğü oynanmasına izin vermiyor. Bu başlıktaki efendim görselden de falan anladığımız kadarıyla çocuk oyunu. bu bir çocuk oyunu. E tabi, Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu göre Tabii. çocuk oyunu. Çevreci Afacanlar. Çevreci Afacanlar. Çevreci Afacanlar isimli bir oyunumuz savaş karşıtı hı hı. olduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alamamış. Benim başlıktan anladığım bu. Bir, Ya çok sapık bir habercilikle karşı karşıyayız. Yani şey arıyor yani. Clickbait pistik, yani. Evet, direkt direkt ya öyle bir şeyle karşı hı hı. karşıyayız ya da haber ilgimi çekti yani hı hı. öyle söyleyeyim. Devam edelim müsaade de, buyursan. Buyur. İzmir Toprak Sahne Tiyatrosu tarafından sahnelenmek üzere hazırlanan Çevreci Afacanlar adlı tiyatro oyununun Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından içerisinde savaş karşıtlığı olduğu gerekçesiyle sahnelenmesine izin verilmedi. Evet. Akisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından içerisinde savaş karşıtlığı olduğu gerekçesiyle sahnelenmesine izin verilmedi. Bir daha söyleyeyim. Yani... Tekrar tekrar okuduğunda değişmiyor metin. Yani öyle <laughs> yani olmasın olmuyorsun ama olmuyor. Ben o denedim. o şekilde değil yani Ol, yazılı metin dediğimiz yani, şey olmuyor. öyle olmuyor. Peki ben şimdi başlığı geçtim. Alt efendim şeyi de geçtim. Orada da <laughs> hala hala şey, devam ediyor olan yani. Güzel. O zaman detaylandıralım. Eğitim Sen Manisa Şubesi'nin girişimiyle İzmir Toprak Sahne Tiyatrosu Mart ayında çocuk ve yetişkin grubuna yönelik gösteri düzenleyecekti. Akisar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Ancak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli izni vermedi savaş karşıtlığı konuyla alakasız denmiş. Pekala. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre red gerekçesinde Çevreci Afacanlar adlı tiyatro eseri incelenmiş olup inceleme sonucunda tiyatro metninin 6. sayfasında Bilgican adlı tiyatro karakterinin savaş karşıtlığı ile ilgili sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğu Oha! Kim yazıyor ya bu oyunları? Yine aynı sayfada Yeşil Ağaç adlı karakterin şiddet karşıtı sözleriyle çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadı. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin ohoho, çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verildiğinden okullarımızda oyun tanıtımı ve afişlerin asılması uygun görülmemiştir denildi. Ben şöyle bir şey çıkardım yalnız. Mesela şey varsa şöyle bir şey diyeyim. Mesela Bilgecan karakter. Bilgecan karakteri tam olarak katarsize ulaşmadığı için oyunu şey yapıyoruz falan da denebilirmiş. Baya çünkü hani metin şeyini göndermeler yapılmış. Yani çok alakalı bulmadık. Çok ilişkili değil. Hani ben Bilgecan bu şekilde davranmazdı falan gibi eleştiler ne mi gelecek? Baya hani ne neye vardığını biz anlıyoruz hepimiz de hani gerekçelendirilmesi açısından söylüyorum. Baya böyle Anlamsız kaçmış diyor yani. Tabii anlamsız kaçmış diyor. Olmamış Bu karakter bu şekilde davranmaz. Savaş <laughs> karşıtlığı gibi siyasal söylemler. Hmm. Çevre korumacılık gibi toplumumuzu bölecek. <laughs> Bir saniye sakin olalım. Bir saniye bak şimdi. Işte, sakin olalım. Oyun metnini gördük mü? Hayır. Görmedik. Bak burada burada şey <gülüyor> 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 e, davranmaya çalışacağım yani gayet objektif davranmaya çalışacağım. E, şöyle diyelim hakikaten çok alakasız biçimde oyun metninde çocuklara efendim hakikaten e, konjonktürel olayları çağrıştırdığı düşünülecek efendim replikler. Söyletilmeye çalışılmış mıdır? Bilmiyorum. Ki. Şöyle yani savaş karşıtlığı falan işte diye bu metnin tarif ettiği ve dediğim gibi işte şu anda işte ülkenin içinde bulunduğu çatışma işte o efendim müdahaleyle hı hı. E, bağlantısı kurulabilecek cümleler mi var bilmiyorum bilmiyorum yani görmedim metni görmedim tabii çünkü. Görmedim. Şimdi direkt böyle dalmak istemiyorum. istemiyorum da yani hep bu açıdan biz baktık ya böyle 10 yıl 15 yıl hep bu açıdan baktık bilmiyorum hani bilmiyorum bak ne kadar objektifim bilme falan tamam da eee yani sen böyle diye diye hani böyle şeyi de göz ardı etmeye başlıyorsun hani böyle bir e, ne diyelim art niyet art, art niyet art, niyet art, değil, art niyet değil, de diye şöyle art diyelim ya yani sen bu diye diye efendim e, gerçekte olanı aslında evet. böyle e, gerçekte Normalize olan bir şey de ediyorsun var yani bir taraftan fark aynen etmeden öyle yani. oluyor aynen öyle oluyor e, Hakikaten metni bilmiyorum ne olmuştur ne bitmiştir bir fikrim yok fakat şu şu başlı başına bir tuhaflık bak şu cümle başlı başına bir tuhaflık. Yani bilgican karakterinin, sözlerinin oyunun konusuyla evet, alakası tabii, bulunması ne demek işte, ya? Dalga geçtiğim e, Tabii, şey tabii oraya yani. Başka ne konuşacağım zaten bununla ilgili yani. Şu mesela daha şu alttaki bu siyasal söylem o başka bir olay. Üstteki bambaşka ya, bir tamam olay. Ya tamam da bir şey adamın... diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hı. Çok özür dilerim. Bak şimdi yani içinde bulunduğumuz iklim nasıl bir iklim o zaman? Ben hakikaten... E, e, Olmaz. ve Hakikaten bitirelim bu programı. Şu anlamda söylüyorum zaten. Yani üstteki ayrı alttaki, alttaki ayrıdan kastım şu hani savaş karşıtı olmak. Hani savaş kötü bir şeydir. Böyle diyemiyor muyuz artık? savaş? İşte İyi onu şey diyeceğim değil. bak. Örnekle geleceğim yani. Bu Irak müdahalesi olduğu zaman Amerika'nın çok tartışılmıştır. Biz burada da konuştuk yani. Bu efendim Steven Spielberg falan Tom Cruise'la galiba bir Hı -hı. basın toplantısı Hı -hı. yapıyor. Minority report yapacaklar. Hatta i̇şte öyle. öyledir böyledir bilmem ne falan diye. Ve orada sö sözde şey diyorlar yani... Destekliyoruz falan Destekli abi. şöyle başarı diliyoruz yani Hı -hı. bu olaya falan diye. Hani gittiler gidildi tamam yani başarılı olur Hı -hı. umarız falan diyorlar. Filme bakıyorsun filmin promo şeyinde evet. oluyor bu. Filme bakıyorsun film... Yani bak ne kadar <laughs> muhalif veya tırnak için anarşist bir tavrı olabilir Hı -hı. ayrı mesela ama filme bakıyorsun... Abi bu önleyici müdahale bilmem ne dediğin şey yalan bir şeydir diyen bir film yani. Öyle. Filmin olayı o hı hı. yani. Şimdi adam eseriyle konuşmuş. Adam sanat eseriyle konuşmuş öyle. yani. Hani bir şey söylüyorsun ayrı mesele ama kitleleri etkileyecek olan sanat eseriyle konuşmuş. Hı hı. Şimdi biz bunu yapamayacak mıyız mesela? Yani ben öyle bir mesela şu dönemde, şu dönemde Savaş karşıtı bir yapım yapmak istedim. Ya ben özgür bir birey değilim zaten onu biliyoruz da. Yani diyelim ki böyle bir film yapmak istedim, yapamam, değil mi? Şu anda ya öyle, şu gözüküyor. öyle gözüküyor. Yani hadi bu çocuk oyunu falan mesela işte bilmem ne bir çeşit izin vermedi. Neyse, çocuk Ye, bir 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 kurum izin vermedi falan diyoruz ama o zaman ben bir film yapmak istesem mesela Kültür Bakanlığı falan izin vermeyecek yani. De diyebiliriz. Ee... Yani sen gösterime girmesi bu... engellendi. Yani tiyatro oyunu evet, yasaklandı. Yani. yani. Minik Kelebek ötesindeyiz. Şu abi, ben bu... Minik Kelebek. teşekkür ederim. Yani benden çok yaşayacaksın. Yani bu haberin sonu şey. daha yakın konuştuğumuz Minik Kelebek evet, yani. Evet. Son noktası e çünkü yani. Minik Kelebek gerçekten bak orada da sözlerle sözleri falan değiştiriyorlardı. Sen ne demek? Ya abi ben buna gülüyordum küçükken. Evet, hayır. Çünkü çünkü bu karikatürdü yani o dönem için bile karikatürdü bu. Düşün. Şu anda onu yaşıyorsun. O karikatürü yaşıyorsun şu anda. Adam diyor ki Bilgi Can diyor böyle konuyla alakasız bu sözleri diyor. Sana ne be? <laughs> Minik kelebek uç özgürce durmak ne demek bari yani? Bir ne bir demek istiyorsun sen ya? Böyle şey at üstüne? Bir dakika ya uçmak ne demek ya? Ne demek uçmak? Uç özgürce uç bir özgürce de Uç özgürce durmak bak. ne demek yani? Durmak ne demek? Ne evet. diyordu? Öyle demiyor muydu? Öyle diyordu. Dur sakince uçmak ne demek oluyor galiba? Öyle diyordu galiba. <laughs> Aaa! Anam babam benim. Olur <laughs> sen? Abi evet. Olaya bak sen. an. Bilgecan böyle demez diyor. Abi nasıl kim neyin nasıl tespit edecek biz bunu şimdi ne ya böyle bir şey olur mu lan oğlum çıldırdık mı? Vallahi kafayı yedik. Çok fena. Aa. baya baba bu böyle öyle bir şey. Dediğin gibi mevki <laughs> bilmiyoruz ama yani şuradan. Ya bak bir sürü şey söylüyor. Daha çünkü. bunları bak yeni konuşuyoruz bak olay ne? Tekrar söylüyorum. E, hakikaten, hakikaten provokatörün biri. B bilmiyorum bak. Metne sıkıştırmıştır. Çocuk çıkıp işte bu bayağı böyle hani elmek el kaldır falan. şöyle şey. yapıyor değil mi? Çevre çok önemli. Çöpleri atmamalıyız. Derken Ama, falan, ruh! Ruh! falan. falan. yani. <laughs> Şimdi bilmiyorum. Onu bilmemek başka bir taraf yani. O o bambaşka bir taraf da yani. Biz daha bunu geçen gün konuştuk. Bu ifade özgürlüğü falan dedin kavramla. Abi acık olsun. Ne kadar olacağını ben karar vereyim falan denilecek kavram var değil yani. Hani biraz kısış kısayım sıkıştırayım. Şu kadarcık alanda ifade özgürlüğü bu bu olmaz. İktidar kimin eline geçerse bugün o bugün bu şu yarın şu o bu falan. Öyle. Bunu eğip bükmeye başladığı Aynen. zaman tamam mı? O tümden gider yani. Öyle sana ifade özgürlüğü bana değil falan gibi Böyle bir şey yok. Şey yok. Bak bunu bunu nasıl diyeyim? Ya bu tamam abi bu bu kadarcık olsun falan diye geçiştirilecek bir şey değil bu. Yarın öbür gün bir bakarız. Bir tiyatro oyununda savaş karşıtı söyle ama olmuş oyun'a izin verilmemiş. Bir bakarız yani yarın bir gün böyle bir şey olmuş yani. Allah Allah olur mu öyle şeyler? Yani bak bir şey söyleyeyim ben bir vatandaş olarak bunu söylemek benim görevim yani bir vatandaş olarak. Bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Vallahi dikkat etmemiz lazım. İşte yani. Bu şeyden kaynaklanıyor ya. Geçen gün bu bir hakkımız ya. yani. Ne olur çok özür dilerim. Bir son cümle söyleyeceğim. Bu Hı -hı. hakkımız. Bu bir hak. Tamam mı? Yani. Bu lütuf falan değil. Bu bir hak yani. Görüş, ifade, belirtme özgürlüğümüz olması lazım yani. Bu, bu nedir ya? Ee, Devamını da okuyalım orada haberin. Buyurun. Eğitim sen Akisar temsilcisi Engin Şengül oyunda çevre duyarlılığı konu alınıyor şiddet karşıtı sözler var. Öğretmeniz, öğrencilere şiddete şiddetle yanıt vermenin yanlış olduğunu anlatıyoruz diyerek kararı tepki gösterdi. Akisar Milli Eğitim Müdürlüğü kararı tekrar değerlendireceklerini açıkladı. Yani neden? Basına yansıdı diye mi? Yani şiddete şiddetle karşılık vermenin yanlış olduğunu düşünmek bugün artık siyasal bir duruş mudur? Yani böyle bu mudur yani? Sallayın nükleri. Ya Abi bak bir şey söyleyeceğim. geçen de yayında konuşuyorduk ya. Oyun yayında mı konuşuyorduk? Abi şunu ev siyaset yapmayın. Abi her şeyi siyasetin konusu haline getirirsen bu şekilde ama yani. Evet. Yani bu elbette şöyle diyelim ya yani. Ya Allah aşkına bu kadar be daha beylik bir laf olabilir mi? Dünya eskiden vardı ve klasik güzellik yarışmalarında dalga geçilir. Dünyada barış olsun, savaşlar olmasın. Alın içeri falan. Ben bu sana mu bir yani? şey söyleyeyim mi? Mesela işte e Efendim, e, tokat yiyince öbür yanağı çevir mesela. Hı. Yasaklayalım ha ben sana söyleyeyim böyle öğreti olmaz yani. Pasivist. Böyle öğreti olur mu? İsa falan. ı, -ı. Yani. Sen ya zaten şu an misyonerlik mi yapıyorsun? Nedir Ne demek bu yani? Ya nereden bu, geldi şimdi? Yakalım falan yani. Düşünsene, İncil falan yakıyoruz. Düş ya, <laughs> Abi komik geliyor ama komik komik değil yani böyle bir şey olur mu ya? Ya pardon da hani barışlar barış olsun, savaş olmasın diyorsan terörist olursan İncil yakarsın yani. Ne ki? ne demek anlamadım yani. Ha yani bu çok daha hani nasıl anlat nasıl anlatayım sana? Onu yapan anlamadım. onu da yapar yani. Ya yani bunu yapan o gider yakar da mı? Ya gittiği yolu, gittiği yolu yani. O ne demek ya öbür yanağını da çevir falan? Savaş karşıtı mısın sen? Barış ne? Bir dakika ya. Hakikaten çok saçma. Ben hakikaten anlamadım yani. Kim abim siz niye iş güzel mısınız abi? Siz ne yapıyorsunuz? Bu iş güzellik var burada. Bak açık konuşalım. Hakikaten ben kimseyi şey yapmam. Bu, bu baya işgüzarlık yani. Onu diyecektim zaten. Yani bu oraya gidiyor. Hani Bu işgüzarlık kraldan abi. Kraldan çok kral. Evet abi olamaz böyle yani. bir şey yani. Herkes kendi başım yanmasın. Adam şöyle yapıyor. E e military. Bu kadar yani. Geliyor karşısına şey. Tiyatro oyunu bakıyor. Ben bunu oynatırsam diyor. Şimdi biri diyor bir şey söyler diyor. Ben bunu oynatmıyorum diyor. Ha, bu bir sızarsa ondan sonra falan diyor. Bilmem ha. ne derler. Sen nesin terörist misin? Bak savaşa karşı şey yapıyorsun çocukları bilmem ne falan diye. Kendimi kurtarayım diye. Aşırı hassas hassas diyemeyeceğim paranoyakça davranıyor bu yani herhalde ya yani bu başka bir açıklaması olamaz direkt bu neyse neyse sorumuz ayrı olsun diyecek bir şey yok Sonumuz ayrı olsun